Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öyle anlaşılıyor ki hükümet olağanüstü hali çok sevdi. Bu düzenden vazgeçmeye niyeti görünmüyor. İktidarın keyfiliğinin tadını aldı ve bunu devam ettirmek istiyor. Olağanüstü halin en yıkıcı yansımalarının yaşandığı yerlerin başında cezaevleri geliyor. Artık cezaevlerinden söz etmek bile doğru değil. Cezaevleri adeta bir toplama kampına dönüştürüldü. Aslında ilan edilen hal olağanüstü hal olarak adlandırılsa bile bunun gerçek karşılığı istisna halidir. İstisna haliyle olağanüstü hal eş anlamda kullanılsa bile tarihsel dönemler açısından aralarında fark var. Çok kısa belirteyim. İstisna halinin temel özelliği geçici ve denetlenebilir olması değil, sürekli ve sistematik olmasıdır. Hangi konuda? Hukukun durdurulması konusunda. Yürütmenin veya iktidarın yetkilerini arttırmak olağanüstü halin bir özelliği olabilir ama istisna halinin özelliği hukuku tamamen devre dışı bırakmaktır. Dolayısıyla hukukun sıfır derecesi istisna halidir. Zulmün zirve noktasını oluşturur hukukun sıfır hali. Sayın Sancar, bir saniye. Sayın milletvekilleri, salonda ciddi bir uğultu var. Lütfen hatip kürsüde insicamını bozmayalım. Buyurun Sayın Sancar. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Peki bu istisna halinin teorisini kim kurdu? Pratiğini en kapsamlı şekilde hangi dönemde yaşadı insanlık? Onu da çok kısa belirteyim. İstisna halinin teorisini Nazilerin ideologları kurmuştu. Nazi döneminin başka dönemlerle kıyaslanması konusunda temkinli olmak gerektiğini hep söyleriz. Doğrudur. Fakat öyle dönemler var ki bu yönetimin özelliklerini anmadan, onunla kıyas yapmadan anlaşılır kılmak bazen mümkün olmayabiliyor. Hukuku tamamen bir kenara almak, hukuku durdurmak Nazi yönetiminin en öncelikli hedefiydi. İktidarını kurmak için buna ihtiyaç duyuyordu. Hukuku durdurmanın bir amacı vardı. Yeni bir hukuk kurmak iddiasındaydılar. Dolayısıyla yeni bir düzen kurarken ayaklarına bağ olacak herhangi bir kural, herhangi bir denetim istemiyorlardı. Bunda başarılı oldular. Toplama kampları kurdular. Her türlü işkenceyi, her türlü eziyeti bir yönetim pratiği haline getirdiler. Sayın Başkan, kimse sizi dinlemiyor galiba. Beni de dinlemiyorlar da. Sizi dinlesinler de, önemli değil beni dinlemeleri. Sakal bıraktık belki yani dinlerler diye ama. Grubun önünde. Sayın milletvekiller lütfen. Sessizlik diyorum. Ardından soykırım geldi, savaş geldi. Çünkü içeride bu kadar keyfi bir yönetimi kuran, tadını alan bir yönetim, bir iktidar gözünü daha geniş alanlara diker. Neredeyse bir diyalektik kanun gibidir. Ve Nazi yönetimi içeride hukuksuzlukla bu kadar cinayetler, insanlık suçları işledikten sonra dışarıda da insanlığa tarihin en ağır savaşını yaşattı. Bir süredir kanun hükmünde kararnamelerle yönetiyor hükümet ülkeyi. Ve bu kanun hükmünde kararnamelerde bırakın hukukun evrensel ilkelerinin küçük ölçütlerini, ufak ölçütlerini, vicdanın ve insafın bile ölçütü yok. Mesela dün çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle işine son verilenlerden birini hatırlatayım size. Uğur Kaymaz'ın annesi. Uğur Kaymaz'ı hatırlamayan var mıdır aranızda bilmiyorum. Çok iyi bilmeniz gerekiyor. Aranızda bazıları kitabını da yazmıştı biri, bir milletvekiliniz. Kendisinden de bir ses duymadık. Makbule Kaymaz 13 kurşunla Kızıltepe'de katledilen çocuğun annesidir. Belediyede çalışıyordu. Oğlunun katilleri, aynı zamanda kocası da öldürülmüştü, yani Uğur'un babası. Katilleri cezalandırılmazken
kendisi bugün olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameyle işinden çıkarıldı. Mesela 2000 yılında sözüm ona hayata dönüş adı verilen operasyonda kolunu kaybeden Veli Saçılık sosyolog, Aile ve Sosyal Güvenlik mi ne işte o bakanlığın adı, orada çalışırken dün işine son verildi. Tabii binlerce, on binlerce insan var bu şekilde sayabileceğimiz. Bunları neden yapıyor bu hükümet? Neden yapıyor olabilir? Makbule Kaymaz'dan ne istiyor? Veli Saçılık'tan ne istiyor bu hükümet? Hangi darbe tehdidini önlemek için Makbule Kaymaz'ın çocuğu ve eşi katledilmiş, katilleri de cezalandırılmamış bir anne olarak ne istiyor? Ekmeğini kesmek istiyor. Bakın arkadaşlar, bunun adı istisna hali dedim ama bizim daha iyi bildiğimiz tarihten bir isim kullanayım. Bunun adı Kerbela düzenidir. Suyunu bile kesmeyi, susuz bırakmayı kafasına koyan bir yönetim zihniyetinin adıdır. Yezid zihniyetidir bu. Orada insanlara ceza vermek için suyu susuz bırakan, Kerbela güneşi altında, çölün ortasında susuz bırakan zihniyet gibi çalışıyor. Ama Yezid'in karşısında bir yiğit vardı. İmam Hüseyin vardı. Tek başına kaldı, boyun eğmedi, biat etmedi, direndi ve kafası kesildi. Kesilmesine rağmen asla boynunu eğmedi. Boynu vuruldu, boynunu eğmedi. Yezidlerin en büyük korkusu İmam Hüseyin'lerdir. Bütün zalimlerin en büyük korkusu karşılarında direnecek birinin bulunmasıdır. 4 Kasım'da direnenlerin sesini kısmak için bir operasyon düzenlendi. Gerçek anlamda bir darbe operasyonuydu bu. Bir partinin eş başkanları, milletvekilleri uyduruk gerekçelerle izah edilmesi sizin tarafınızdan bile mümkün olmayan sebeplerle gece yarısı gözaltına alındılar, tutuklandılar. Biriniz Allah için şu dosyalara bir bakın. O dosyalarda neler olduğunu bir okuyun. Ondan sonra elinizi vicdanınıza koyun. Bu bir darbe yönetimidir. Kerbela hukukunu kurmaya yönelik bir darbe yönetimidir. Ahmet Türk'ten ne istediler? Ahmet Türk'ü gözaltına almanın ne demek olduğunu dün arkadaşlarım anlattılar burada. Demek ki barış isteyenlerin, demokratik siyasette inat ve ısrar edenlerin sesini duymak istemiyor birileri. Ne istiyor? Daha çok savaş, daha çok zulüm, ama zulmün bir sonu var. Aylar önce burada hatırlatmıştım. Silahla en çok iş yapan komutanlardan, meşhur komutanlardan biri Bismarck söylemişti. Kılıcıyla, süngüsüyle pek çok başarı elde etmişti. Ama kendisi insanlığı uyarmıştı. Süngüyle her şeyi yapabilirsiniz fakat üstüne oturamazsınız demişti. İsteyen süngünün üstüne oturmayı denesin bakalım. Ahmet Türk 3 gündür gözaltında tutuluyor. Arkadaşlar, isnat edilen suç ne? Savcı 1 saat ayırıp ifadesini alamaz mı? Neden 5 gün avukat görüş yasağı konuyor? Bizim çalışanlarımız, benim yardımcım dahil 5 danışmanımız 13 gündür gözaltında. Emniyet sorgusu bitti. İsnat edilen suçlar yok. Efendim şu tweet'i attım, niye attım? Efendim şurada marş söyledin, niye söyledin? Bunlar için 14 gün gözaltı reva mı? Reva diyorsanız size söyleyecek söz yok. Ben umudumu AK Parti grubundan kesmek istemiyorum. Burada vicdanlı insanların bulunduğuna inanmak istiyorum. Bu inancımı korumak istiyorum. İtiraz edin. Başınıza geldiğinde değil, başkalarının başına geldiğinde zulme ses çıkarın. Bütün meclisten ricamdır. Bütün meclisten isteğimdir. Ama biliyorum ki bu mecliste, parti adı saymayayım, bunlara isyan edenler, sürekli bunlara karşı sesini çıkaranlar var. Asıl sorumluluk, yükümlülük sizlerin oyuyla iktidarını sürdüren ve bu uygulamaları sizlerin oyuyla cesaretlenerek yapan iktidar partisi milletvekillerinedir.
Bu vicdanlı davranışı göstereceğiniz günün çok fazla uzamamasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Grup Başkan Vekili gayet iyi biliyor buraya nasıl gelindiğini. Defalarca anlatıldı, tutanaklar da var, devlet tutanakları da var. Nisan ayında 2015'te tam da silahlar kesin ve nihai olarak bırakılacakken Dolmabahçe'yi kimin devirdiğini bugüne kadar açıklayan olmadı. Dolmabahçe'de o gün fotoğraf verenlerin hiçbiri bugün bakanlık kürsüsünde değil, hepsi tasfiye edildi. Sorun niye? Değil, değil, biliyorsunuz. İkincisi, bu parti sistematik ve kesin bir biçimde şiddeti reddettiğini her yerde söyledi. 8 Haziran, yanınıza bakın. FETÖ terör örgütü diye bu ortalığı kıyameti kaldırıyorsunuz. Yanında biat edenlere bakın. Sorgulayın onları. Tarihin en kanlı terör örgütü dediğiniz örgütün liderinin yanında el pençe duranları görün, söyleyin. Bakın 7 Haziran seçimlerine girerken bombalar yağdırdılar üstümüze. Seçim bürolarımıza saldırdılar. Biz karşılık vermedik ve sürekli barış çağrısı yaptık. Neden? Bu operasyonların tek nedeni var. Çünkü iktidarınızı sarstı HDP. Bu bir intikam operasyonudur. İntikam operasyonunu da öyle terör şantaj, terör ithamlarıyla hiçbir şekilde örtemez kimse. 7 Haziran'da o iktidar düşürüldü ve o seçimin sonuçlarını tanımayan bir cumhurbaşkanı vardı karşımızda. Bir hükümet vardı, bir parti vardı. 1 Kasım'a hayır, terör yoktu o zaman. Henüz süreç devam ediyordu. Siz onu değil, terör ve tethişi halkın üzerinde şantaj olarak kullanarak seçimin sonuçlarını geçersiz kıldınız. Asıl aynaya bakmamız gerekiyor terörist tamı yaparken.